Bir tanesi de demiş ki geçen defa gittiyse göndermem falan demiş. Ondan sonra şey Finike bulunca Kemal bir yer daha vardı. Günaydın canlarım, günaydın. Antalya karışık bugün. Patronu yataktan biz kaldırdık. Geldik bir de kapıda bekledik. Çorbamızı yapıyoruz. Hakikaten benim çocukları okula göndermedi belki. Bilmiyorum, hortum var demişler ama bilmiyorum. Hava yumuşak ama hava hakikaten. Şu an saat kaç kız? Ya şu saat 9 kaç? 9:10 var. Ayşegül'ümüz her sabah beraber açıyoruz dükkanı. Ben geldim, o geldi. Evet, Antalya'ya bak kız, hava çok yağışlı. Belgin ondan göndermedi. Bak saat 9, hala hava açık, gölük karanlık. Ehende neymiş, hortum gelecekmiş dedi. Ne yapalım, hortum gelir, boru gelir. Yapacak bir şey yok. Bir saat oldu, Songül'ü kaldırdım. Uyuyordu, geldim gene yataktan kaldırdım. Hayır, anahtarı yukarıdan attım. Ben anahtarın hızını kestim ya. Evet. Balkondan attım. Ana bir baktım, kırış kız dedim. Ben bunun hızını da kestim. Bende mi kırıldı acaba bu dedi. Veli'ye sordum. Veli de dedi ki yok yok, o kırıktı dedi. Dedim bende mi kırıldı bu? Evet, çorbamız hazır, hocalarımız gelebilir. Kız ekmek alsın. Makarna. Duyma. Ya ya, sonra gider alırım şimdi, orada duramam. 20 liralık kıyma alınacak. Tamam, iyi, açık sağ ol, daha aç vermiştim. Bizim 20 liralık yetecek mi? Köfte yapacağız orayı. Ama sadece orayı değil, çocuklara hem çocuklara hem de hocalar gelirse ne yapacaksın? Geçenki yetmişti, ne yetecek? O zaman nugget'ı fazla alacağım biraz. Bak dolabı açtım, laf yetiştireceğim diye onu unuttum. Abo, beni de evde nasıl bağırıyor? Ben akoloya verdim diye, ne bağırıyorum diye. Onu bitiyorum. Şimdi gelsin de ben. Ne için bağırmıyor? Komple pazara götürüp gönderdin sanki onu. Şimdi ben de gönderiyorum. Gidiver, ne olacak, işin yok. Son bir açık peynirimiz yok mu ya bu? Bir bu kapalı mı var? Bak. Ha. Domates elendireceğim, açık var mı? Şey, çorbaya veriyoruz ya. Ya şimdi ben yaparım, başka yok, boşalttım işimi. Sen karışmadın. Ha, sen iç çayını. Ondan sonra sen çayını iç de kahvaltıyı hazırlıyor. Bir makarna aldım. Ben de sen değilsin. Bir domates salatalık yapmışsın. Ne? Kahvaltı. Yok, ben de değilim. 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 Tamam, hadi yine kahvaltıyı bana yıktı. Makarna aldın mı sen? Onun için elma sıkması var. Elma sıkması var. O böyle elma pişmiyor. Bir kadar pişmiyor, fazla yıkıyor. Yavaş yavaş olacak böyle. Şunları ah, ver de diyor, beder beni derler.
Seneye der deli. Bayağı indi, hava yağdı. Yok canım, yağacak hava, evet. Ne diyor, senin Mehmet mi diyor okula gitmeyeceğim diye. Adam şey edecekti, baktın da ben dedim dün gitmedi. Yani dün gibi konulara ne geçecek? Yani, dışarı çıkmayabilirsin. Yani dün gitti. Doğru söylüyorsun. Yemeği bıraktık, şimdi kendi boğazımızın derdine düştük. Tabii, hazırladım zaten. Kayınvaliden var mı? Rahmetli oldu benim. Yemek yarışmasına katılacaktım. Dünkü gelin var ya, her şey o kadar zor oldu. Kalp kırıcıdır, ben hemen hemen bakıyorum ona. Doğru, hafif defa on verdi, hem de yıldızı on verdi. Yemek kavgasında cinayet çıkar önümde. Niye? Ya öyle söylüyorlar, ben kavramam. Eleştiri açık değil misin? Ya eleştiri açığım da haksız eleştiriye hiç değilim işte. Onlar zaten reyting için yok. Ha, işte ben de ona gelemem, başlarım onların reytingine. Ama dünkü gelin gerçekten çok güzel hazırladı her şeyi. Sunumu falan her şeyi mükemmeldi. Hatta kayınvalidelerden bir tanesi yedi verdi. Sen öteki tutup kim yapıyor kız? Babam. Hani kahvaltı hazırlıyorum ya ben burada. Bir, ya orada bir hamburger ekmeği var. O şeyi buna yaptırıyorum. Keseriz değil mi? Bundan sonra kahvaltımı hep yapacağım. Sen bir kahvaltı. Evet, kahvaltı tabağımız hazır. Nefis bir kahvaltı tabağı. Şöyle tereyağımız var. Var mı? Yetediydi. Oda nereye kahvaltı yaptı burada? Sokakta. Sefer indirdiydi. Kahvaltı zor kullandılar. Zeytin almışsın. Hadi yeter son gün. O da kırık ceviz kırıyor. Allah aşkına bir boğaz şey yapacak. Yerimize bak bizi. Ha, sadece tatilde girmeden. Sadece tatil haftası. Çocuklar gelmedi ya son hafta. Kız yeter. Yok zaten ya, içindekini duydum. Kırdı cevizi. Oh, kahvaltımıza. Ah, kahvaltı. Yumurtalı de yalnız. Orada Migros'ta vardır herhalde. Migros'larda varmış zaten. Ayran da lavaşları da. Isıt ısıt. Bizim hani şurada da gördüm ben bir tane öyle ufak paket. Şunları da ısıtan mı? Yani olmasın. Yiyelim bunları da. Bak şunlar. Şunlar. Hangi yerinde var? Onun dediğinden. Sanki ben... Kızım bunlar küçücük zaten, hep için ısıtıyoruz onları. Ben açık bir yer aldı valla. Çay istiyor mu Ayşe? Valla ben çayı da koy bayram. Tamam, koyayım abla. Ben de böyle hazırlıyorum kahvaltıyı. Ha, domates yok şey, ayranı koyuyorum. Sen bitti ben koymuşum da. Domates kahvaltımız olmaz. Ay ben de o domates olmadan olmaz. Annem yapmaz çünkü kahvaltı. Ben de domates zeytin olsun tamam. Domates koyuyorum böyle. Bir de doğrudan tuzunu şeyi bekliyorum. Zeytin ya değil mi? Valla. Ben tostum da hazır Ayşe. Sosislerimiz pişti. Ekmeklerimiz kızardı. Keyfe bak be, hava yağsın. Ha bak bir de ay bir de oynamaya başladı.
Yani dur. Aslında hava güzel, dışarıda yiyecektik. Ay, ay. Hava soğuk değil, yağmuru seyrede seyrede. Yok, hayır, hayır, hasta olurum. Soğuk değil hava. Değil de, olsun, olsun. Azıcık iyileştim ya ben. Azıcık iyileştim ya. Hasta oldum. Ne hastası? Bir şey yapma geldim, unutturdum bana soğuyum burada. Evet, çatal. Harika soğutmayın, çaylarınız var. Ben çay ben yapamam hiç. O çay da içmiyor kalemi. Değişik bir şey o. Değişik. Evet, değişik bir şeyim ben. Cins biriyim ben. Al sosisimizi de geldi. Hadi yürü. O sosisimiz de geldi. Başla. Hadi sen de gel. Hadi. Geliyorum. Hadi bize afiyet olsun. Bas. Evet. Otur ekmeklere ben de bakarım. Bak o bol böyle işte bak. Bol pizzalar. Tostuyla bakalım. Beyaz peynirimiz de var. Aman hadi yeter. Bir çeşit peynir yeter. Daha dar bir şirket. Bu kadar şey var sen burada. Yani şey yaparsınız. Hadi. Evet. Oturacak soğuk mu çayına? Hadi ekmeklere ben de bakarım arada. Gel. Adamı atak gelmiyordu bana kahvaltıya şimdi. Hemen geliyordu. Ben kahvaltı yapmayacak mı? Yaptı da Mehmet'e bir açmalık da. Şey bu olsa neyden alıp. Demek ki onun elinde bir şeyler vardı. Onun karnı demek ki toktu. Ondan hiç hemen yukarı kaçıyordu. Yani, tosta yemiş. Görmüyor musun? Mehmet yemiş. Yoksa karnı maç diye kıvranırdı buralarda. Elimde patates de geldi ya. Domates doğruyorum. Zeytinyağı, limon. Sade zeytinyağı değil mi? Sade zeytinyağı. Evet, sade olacak. Yani. Bak nasıl biliyor, bandıracak. Zeytinyağı, limon. Ama üzerine bağlarız istemiyor. Ben de bayılıyorum. Direkt yemek. Evet, direkt yemek. Ben çok seviyorum. Ben de. Peki, yumurtamı bile koyuyorum peki. Yumurtaya haşlayınca ben de yaptım. Aynı bu şekil. Kutturumları da atlamadan yapayım. Var mı? Ben de onları soğuk mu banyoyum? Ama evet, bunlar varsa onu da hiç okuyayım ben. Dünkü benim bu şeyde satılan portakallar var ya, yavaş, böyle bir küçük olanlardan aldığı şey tart küçük kek tatları var ya böyle gözler. Ona koydum. Humus yaptı. Humusu onunla servis yaptı. Çok güzeldi sunumları falan. İlk defa gelinimi böyle yaptı. Ama birinci gün kayınvalidesi var ya kıskançlıktan onlar dedi suratımı görecektim kadını. Eskiden çok şey veriyorum. Onu sonradan vazgeçtim. Sinirleniyorsun değil mi? Haksız yere şey yapıyorlar da onu kaldıramıyorum ben. Ben de şey diyorum şimdi, hani izliyoruz mevzular, sıkıntıdan. Parti evin gelen sonra oradan iyi. Gelinin mutfakta. Gelinin mutfakta zaten o sunuyor. Ondan bari. O bir de tühar toparlı var ya. Sen parti sunuyorum demiyor musun? Bir de tühar toparlı var ya. Ona bakmıyorum ben. Tühar toparlı sofrada var ya. Ben ona bakmıyorum. Yarın artık yüreğe ben de bakıyorum. Onlar çünkü kime kim puan verdiğini bilmiyorlar. Zelleten bütün güzel sona veriyorlar. Onları adalet beğendiğine veriyorlar. Şimdi atıyor ama. Gelinliğin yumruğu tutmuyor, başkası da gidiyor puan. Şimdi
ekranda da görüneceği için çok fazla adaletsizlik yapamıyor Zuhal Topal. Evet. Ama orada mesela reyting için o puanlamalar falan var ya, puanlamalar yapıyor, reytingle hareket ediyor. Yani reyting için az verdir diyor, o öyle işte yaptırıyor. Onlar da oynama yapıyorlar. Bilezlik devamlıyor ya. Ben sırf hani farklı yemekler görecek miyim diye bakıyorum. Ama onun tüm yatağı şey yapsın, kapatmış. Bilezlikler gidiyor. Evet. Ondan açıyerek altını veriyorlar. Çünkü sen şey gibi düşün, maaşlı insan gibi düşün ben orada olanların. Yani. Evlilik programları vardı ya, para veriyorlardı oradaki insanlara. Bunu da öyle düşün yani. Hatta tele kızlarını da çıkartmışlar. Devrine. Ben izlemedim için. Dur sen de bari izlemesen boş ver. Evet. Annem izlediği için izlemedim. O kadar iyiymiş, her şeyi biliyor. Yorum altına almış sonra da ne güzel bandıra mandıra iyi gün öyle diyor. Dünkü kahvaltıda baktım da ne güzel yorum öyle seyirin bandıra bandıra diyor. Teşekkür ederim. Çok dallayım. Ruh halimiz her zaman bir elde olmuyor. Anladım ben. Sonradan fark ettim. Aa, deyince gözlerim. Ne oldu bu ara? Sancısı tuttu. Niye diyor? Sinirlendirdim Fazla bunu. Geçen de sen birine bayağı bir sinirlenmişsin. Benim de yeterli internetim yoktu. Bakamadım. Para mı sinirlendin? Yok. Yani ne işte? Birine sinirlen. Yani orada takip edip de laf söyleyen günlerim var herhalde. Ben mi sinirlenmiyorum insanlara? Ya isterken hep oluyorum. Burada cevabını veriyor. Benim böyle cevabım. Bağmışsa ne etsin oluyor? Ay bunu bağlıyor ya. Kim olduğum var. Bugün bunları bile yemedim, yaptım bundan. Yapıyor bunlar. Bitti vallahi. Artık zavaştan. Vallahi zeytinyağı olunca tabii. Değil mi? Zeytinyağı olunca. Bu değişen bir güzelmiş bak. Bu iyi, evet bu güzel. Zeytin sen mi yaptın? Aa, süper. Kendi zeytin. Memleketten geldi. Kendi ağzım o. Ne yapacağım? Gideyim de. Bunu ben gideyim. Dolanmıyorum ben ikon. Salçalı hepsi bunları. Salçaları, kere yağları, yağları. Evet, evet. Ablam yapmış ya. Ben de onun içerisinde gelişeceğim. Önce 3 kilo aldım geldi. Elle yastı. Bak, dolama. Kere yağ. Kuruluyor mu işte? Var ya bugün alıyor. Kere yağ, gördün mü? Bu daha annemin de, ablamın da ne? Annem günler önce getirdiydi, beni bağırdı. Son toplar çıkarmıştım işte evde bunlar mı? Duyar mı dedim bu yalanlar?
seni bayağı tereye atlayıp ya. Körden gelen, ben evde 3 kilo körden gelen bir yıkı. Ben evde tereyağı ve bekliyorum. Ya tereyağı evde bize kullanıyor da her şeye değil. Benim de bazı şeyler kullanıyor. Tabii. Makarna, makarna, tavuk koyuyorsun. Ben bir şeyle çorbasını da koyuyorum. Mesela hiçbir şey olmaz. Benim kız tereyağını tuzlu alıyor. Ben alıyorum bunu ekmeği yarıyorum kenarından içine tereyağı. Bir atıyorum şeyin içine mikrodalgaya. Biraz da fazla kırdı ekmekte pütür pütür olayım. Aman yemeğe yarımda ya. Faiz abla onu bizim köyde böyle kocaman somon ekmekler yaparlar. Kahve rengi olur bizim köy ekmeği. Böyle bir şey olmaz. Fırından erdikten sonra çıkar ya şimdi sıcak sıcak. Ortasını şöyle böyle kesip havuz yaparız biz. Tamam. Tereyağını da kaşık kaşık koyarız içine. Onu da kapatırız üstüne. Bayağı bir zaman sonra tam ortaya koyarsın böyle. Etrafında herkes. Güzel oluyor. Ama kilo da almıyorlar vallahi. Çalışıyorlar, yetişiyorlar yani. Yani. Aman kilo alsam da artık sabah kahvaltılarım et yani istemeyeceğim, yemiyorum yiyeceğim. Bizim yaşam tarzımız var. Doktor kahvaltısını ye, yemiyorum olur mu? Öğlen hiçbir şey yemiyorum. Öğlen yemiyor mu? Öğlen yemiyorum doktor, hep yemiyorum. Artık kahvaltını yemiyorum. Şey, akşam yiyor mu? Çok az yiyor. Kahvaltı alıştırdım kadını. Evet, vallahi alıştım. Sabah kalkmadan önceden önce sigarayla kahvemi içerdim. Ama bu hastalıktan sonra... Ne kahvemi? Türk kahvesi. Kesinlikle öyle, hayır. Ben mi ya kahvaltı yapmıyor bak. Evet alıştırdı beni. Tostlara. Ya ben babaannemden falan yabancı yağ diye hiçbir yağdan kullanmazlardı. Her şey tereyağı, her şey. Anneannem, babaannem. Her şeyin hasını özünü yiyorlar ya. Evet. Organik yani. İlaçlı değil köydekiler niye yaşamasın de, öyle? Yani işte bizim yaşam şartlarımızda da onların hepsi kilo yapıyoruz ama onların yaşam tarzında öyle bir şey yok. Yani. Canan Karatay ne dedi? Kuzu yemedi kutlu oldu. Fenerbahçe'nin yara kuzu yemedi ya. Fenerbahçe'nin yara kuzu yemedi ya. Şarkı söylemiş geçen bir yerde. Şimdi yakışır alacak şey mi o? Tövbe tövbe. Oh mis gibi. Evet hadi bitir kahvaltını da şimdi işimize bakalım artık Songül'üm. Dışarıya bugün masa açılmaz. Evet hep beraber üçümüz kapatalım beni. Evet bir dahaki vlogda Ayşegül'lü vlogda görüşmek üzere. Oh öpüldünüz kız. Öp bunları bunlar sever öpücü. Hadi, kız çok güzel Antalyalılara duyulur. Çok güzel takılar yapıyor. Feyza'yı aldım hal hal küpe. Şu an yanımda yok. Bir dahaki vlogda görüşmek üzere. Bye.